Webtekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda BİM'de 1300 liraya satılan Alcatel 1 isimli telefonu inceleyeceğiz. Bakalım bu telefonu telefon olarak kullanabiliyor muyuz? Kullanılmıyorsa da Alcatel 1 başka ne işlere yarayabilir, bunu göreceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size küçük bir maruzatımız var Ahmetciğim. Abi telefon BİM'de satılmıyormuş artık. O telefon artık yok arkadaşlar. Online shop'u da dahil biz bulamadık telefonu. Belki bazı mağazada bulunuyordur ama şu anda BİM bunu satmıyor. Şimdi izlemeye devam edelim. Zaten telefon bir b**k yaramıyordu o yüzden. Öncelikle kutusunu açacağım. Şu şekilde farklı bir tasarımla geliyor. Bunun içinde telefonumuz var. Bir de şöyle şarj aleti çıkıyor. Mikro USB girişe sahip ama herhangi ayrı bir adaptörü yok. Yani bu şekilde bağlı. Fena bir hızda şarj olmuyor. Zaten 2000 mAh civarında bir bataryası var. Onu da göreceğiz. Bu arada 2018 yılının Ağustos ayında çıkan bir telefon bu. Şu adaptörü ve kutuyu şimdilik bir kenara koyuyorum. Hemen bir bataryamızı takalım. Çin temelli TCL şirketinin çıkardığı bir telefon. Alcatel'i birçok kişi aslında Türk markası falan sanıyor ama öyle değil tabii ki. Ama Türkiye'deki bazı üretim ve dağıtım işlerinde Arçelik üstleniyor. Bu yüzden belki oradan bir ortaklık kurabilirsiniz. Ama tamamen Çin markası, onu söyleyeyim. İçinde Android 8.1 Oreo var. Go Edition olarak da geçiyor. 5 inçlik bir ekran. Biraz eskide kaldık bu tabii, hani açılıştaki müzikler falan filan ama ya 2018 yılın cihazı olduğu için çok da bir şey diyemiyorum yani. Telefonun içine geçmeden önce hemen şundan da bahsedeyim. Çift simli bir telefon tabii ki, bu tarz telefonlarda olduğu gibi. Ve 32 GB'a kadar da hafıza kartı takabiliyorsunuz. 4G destekli. Tamamen ya baştan sona plastik bir gövde. Arkada bir tane kamerası var ve yani daha kullanmadım ama muhtemelen sizde kamerada görünmüyor ama bayağı çizik dolu bir kamera. Neden öyle geldi anlamadım yani, sıfır. Daha dün BİM'den aldım geldim dumanı üstünde yani. Şöyle açalım bir. Ekranı açtım ve 480x960 piksellik bir çözünürlüğü var, yani Full HD gibi bir şey göremiyorsunuz. Telefon şöyle bir hizmet sunduğunu söylüyor 2000 mAh'e karşılık. Eğer kullanmazsanız, yani ben telefon şarjını fullledim bir kenara bıraktım. 210 saate kadar kullanım sunuyor size. Durduğu yerde 210 saat durur diyor yani. Bu da bayağı bir güne tekabül ediyor. Tam hesaplayamıyorum ama bir hafta falan oluyor herhalde. Hatta daha fazla oluyordur. Bende matematik pek yok. Ve kullanırsanız da 4G'li bir tane hattım var ve açtım telefonla konuşacağım. 8 saate kadar aralıksız konuşma sunuyor. Yani 8 saat telefonla konuşma testi yapmadık vallahi, ne yalan söyleyeyim. Eski Webtekno olsa yapar mıydı, o da artık sizin kararınız. Bluetooth 4.2 desteği var. Ayrıca bir kamerasını göstereyim. 5 megapiksellik arkasında tek bir kamerası var. Ön tarafta da 2 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. 1080p 30 fps'e kadar da video çekiyor. Yani 1080p'yi siz göremiyorsunuz ama telefon çektiğini söylüyor size. Hatta şöyle hemen bir kameranın testini yapalım. Fotoğraf çekeyim. Biraz bekliyoruz. Otomatik ve video kısım var. Yani fotoğraf yok. Otomatik fotoğraf anlamına geliyor. Şöyle bir ön kamerayı alayım. Aldı. Evet, şu an sizi ve kendimi çekiyorum. Şöyle şu şekilde. Bir tane çektim. Bir de şöyle çekeyim. Bir de şöyle arka kamerasını görelim. Mami poz ver. Bir tane de arka kamera aldık. Hemen video testi yapalım. Şu anda beni orijinal kameramızdan görüyorsunuz. Ve şimdi de telefonun kamerasından görüyorsunuz. Aradaki fark zaten büyük ihtimalle belirgindir. Yaklaşık 5 megapiksellik bir kamerada beni görüyorsunuz. Telefon algılama konusunda bir tık sıkıntı yaşıyor. Yani daha önce de ucuz telefon incelemiştik arkadaşlar ama bu ucuz tüm telefonlar içinde beni en çok zorlayan telefon oldu diyebilirim gerçekten. Bir Geekbench testi yaptım sizin için. Yaklaşık 40 dakika sürdü arkadaşlar. Ve single core'da 61, multi core'da da 121 puan aldı. Olabilecek en düşük puanlardan birisi diyebilirim. Bu arada çok fazla uygulama biriktirdiğimde telefon kasmaya başlıyor ki kendi kasması da aslında yeterince fazla. Size bu kasmayı gösterebilmek adına Subway Surf indirdim. Bu oyunda biraz hızlı, hani refleks göstererek hareket etmeniz gerekiyor ya. O yüzden bakalım bu refleksi gösterebiliyor mu telefon? Şimdi bunu göreceğiz. Oynamak için dokun. Dokundum. Evet. Ya, takılmayı hissediyorsunuz. Yani bu arada bilmiyorum görüntüde tam... Evet. Çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Biraz oynayalım dediğim anda da kafayı trene vurduk. Biraz daha refleksleri görebilelim diye size Flappy Bird'ün Benekli Ayhan Edition'ı indirdim. Çok iyi lan. Bir dur be. Vallahi çıldırtacak beni bu. Yok. Bu oyunu oynayamayacağız arkadaşlar. Belli oldu fark ettiğiniz üzere. Son bir şöyle video açalım. YouTube dünyasının en kaliteli kanalını açıyorum size. Webtekno'yu açıyorum. Son mesela şöyle bir tekne videomuzu açalım. Bu tekne videosunda da ben oto teybi falan filan diye şaka yapıyorum. Buraya gel. Gel buraya bak şimdi bak. Gizlenmiş bir alan. Neden biliyor musun hocam? Teybi çalabilirler çünkü. Diyorsunuz ki oto teybi değil, o su geçirmesin diye falan filan. Biliyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Şaka yani, bu ironi. Bunları düzeltmeniz için teşekkür ederim tabii ki ama öyle düzeltmeye ihtiyaç yoktu tabii ki. Açıyoruz videoyu. Bu şimdi biraz renkli güzel bir video ya. Ekranı. A few moments later.
Video başlamış, haberimiz yok. Şu renkler konusunda da yani şöyle baktığımda telefon kararıyor. Şöyle baktığımda da fazla aydınlanıyor. Şöyleyken zaten hiçbir şey yok. LCD ekrana sahip. Hani bunun tabii şöyle bir avantajı olabilir. Hani otobüste sağda solda kimse böyle kafasını uzatıp mesajınızı okuyamaz ama siz de okuyamazsınız rahatça kendi mesajınızı. Çünkü mesela sen şöyle bakarken bir yandan yazacaksın. Şu an bir şey göremiyorsun mesela. Bilmiyorum kameraya size tam belli oluyor mu ama bu arada yaptığımız hiçbir şey yok ama telefon ısındı. Şurada, tam şurada bir ısınma hissediyorum. Neden bilmiyorum. Şöyle bir videomuza bakalım. Ses açayım. Yani içinde ne var? Yok böyle basit şeyleri falan olduğunu söylemişler. Hani böyle kendiniz bir şey izlerken falan muhtemelen rahat edemezsiniz diye düşünüyorum. Yani bir tane de şöyle müzik açalım bakalım. Vallahi hoparlörü bence kötü değil ya. Yani bunu söylemem lazım. Yani şunu söyleyeceğim, bu telefonu ben telefon olarak kullanabileceğimizi düşünmüyorum şu an. Hoparlörü benden geçen not aldı bir tek, o da yani çok iyi olduğu için değil, bu fiyata karşılığını verebildiği için. Ama ben diğer konularda telefondan karşılık alabildiğimizi düşünmüyorum. Şimdi siz şunu söyleyebilirsiniz, abi bu telefon 1300 lira. Yani bundan ne bekliyorsun ki, sen niye bu telefonu eleştiriyorsun diyebilirsin. Zaten zar zor bir telefona 1300 lira vereceksiniz, onu da bari o paranın karşılığı bir telefona verin. Sizin de bu arada tavsiyeniz varsa tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Ama mesela ben bunu alacağıma 1300 liraya, 1380 liraya Dogen'in X95 diye bir telefonu var, onu alırım. Ya da A101'de satılan Reader marka telefonlar var, P13 Blue Max alırım mesela. Bunun yerini alırım. Benim sadece burada söylemek istediğim, bu paranın hakkı bu telefon değil. Yani bunu bir telefon olarak kullanmak çok zor arkadaşlar. Yani tamamen plastik, Allah! Kırıldı lan telefon! Ve yamuldu. Yamuldu telefon ve kırıldı telefon. Ben bu telefonu götürüp ikinci elde satacaktım ya. Ben bu telefonu satacaktım. Bu telefon farkında olduğunuz üzere telefon olarak kullanılmaz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Gelin bakalım bu telefonu başka ne olarak kullanabiliriz? Hadi bir deneyelim. Evet, şimdi telefonumuzu alıp bahçeye geldik. Peki biz bununla neler yapabiliriz? Nasıl bileniyor bilmiyorum. Şu an bıçağı muhtemelen mahvettik şu an büyük ihtimalle. Nerelerde kullanabiliriz diye düşündüm. Zaten videoyu da böyle açtık gördüğünüz gibi. Bu telefonun en iyi kullanımlarından birisi onu böyle bir bardak altlı yapmak olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hafiften su akar, bir şey olur. Masanıza değil, en azından şöyle güzel bir bardak altlığınız olmuş olur. Şekilli şukullu. Ekranın şöyle bir suyunu silelim. Yani bir dokunmayla Allah aşkına yani ekran ne hale geldi? Şuna bakar mısınız? Vallahi zorlamadım, yemin ediyorum zorlamadım ya. Bardak altlı olarak kullandınız, yetmedi. Baktınız böyle masanız biraz fazla oynak. Belki masa altlı yapabilirsiniz. Hemen onu bir deneyelim. Mesela masamız oynuyor. Şöyle altına koyduk masanın. Hah. Bak. Yemin ediyorum. Makine gibi oldu, makine oldu, makine. Şöyle bir yüklenelim böyle. Mesela böyle uzaktaki bir su bardağına uzanıyorum, alıyorum. İçtim, şahitsiniz. 1300 liraya güzel bir masa tutacağımız olmuş oldu. Bardak altlı yaptık, oldu. Bu konuda çok iyi üretilmiş, teşekkür ederiz. Masa altlı da oldu. Belki bir kesme tahtası olabilir. Bunun için tabii ki her şeyimiz hazır burada. Şöyle hemen aldık telefonumuzu. Önce tabii ki şöyle salatalığımızın başlarını kesiyoruz. Şöyle bir de ortadan ikiye. Geldik. Bunlar dikine kesilir. Bunu sonra küçük küçük böyle kesip bundan çoban salata yapacaksın. Masamıza bırakıyoruz. Şöyle çeri domatesimizi de kestik. Oh, bir de şöyle. Evet, bir tık suyu çıktı inceden. Bir de yarım yarım domatesimizi, salatamızı koyduk. Hemen şöyle bir... Yeni aldığım tişörtü de böylelikle mahvetmiş oldum. Ama kesme tahtası olarak fiyat performans konusunda bir tık fazla diyebilirim. Kesme tahtası işlevini görüyor. Bir tık alan küçük tabii ki. Küçük küçük cam kırıkları tabii gelebilir ağza, bu normaldir. Son olarak yapacağımız şöyle bir şey var. İnternette uzun zamandır gezen böyle viral videolar vardır. Çocuk böyle cebinden telefonu çıkarıp bir anda soda açar. Bakalım Alcatel güzel bir soda açacağı yapabilmiş mi? Şöyle aldık. Soda açacak performansı bir tık sıkıntılı. Bu taraftan deneyelim. Aha! Vallahi açtı. Kırık taraftan zorlayınca inceden bir sodamız sıkıntı yaşadı ama bu taraf iyi gayet. Bir tane daha deneyelim, ben bir tane de sana açayım, getirsene. İki sodamız daha geldi. Belli ki performansı iPhone'dan iyi bu konuda. Vallahi helal olsun. Açıyoruz bunu da bir. Evet, bu tarafta. O pıslattı ama şeyi vermedi. Dur şöyle bir yapalım bir dakika. Bataryayı çıkarayım da. Şöyle bir... Aa Elif! Evet, elimi bir tık şey yaptı. Tersten açalım. Tersten aç. Aa, açtı. Nasıl açtı anlamadım. Buyur kardeşim, afiyet olsun. Ben bir tane daha açayım, bunu da Özge'ye veririz. Aa tamam, açmışım. Açmışım fark etmiyorum ya. Yani soda açacağı olarak çok iyi bir performansı var diyemeyiz arkadaşlar. Kesme tahtası olarak da yani alan küçük, yapacak bir şey yok. Ama çok güzel bir bardak altlı ya da masa tutacağı oluyor. Benim elimde bu arada hep cam parçaları oldu. Peki telefon çalışıyor mu? Son bir de ona bakalım mı? Patlamazsak eğer. Beyaz ekran geldi, başka da bir şey gelmedi. Yani bu telefon arkadaşlar dediğim gibi 1300 lira verilebilecek bir telefon maalesef ki değil. Ses gelir gibi oldu ama anca benim lafımı kesmek için ses vermiş, başka bir şey de vermemiş. Yani yaklaşık 1300-1500 liralık bir telefon bütçeniz varsa az önce size önerdiğim telefonlardan birisini de alabilirsiniz. Ya da sizin
başka fikirleriniz varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videomuz da buraya kadardı o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oradan bir yerden belki videoyu beğenir bir de abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.